Herkese merhaba. Bugün popülasyon ekolojisiyle birlikteyiz. Bu konuyu sizlere anlatacağım. Öncelikle yine tanımımızdan başlayalım. Popülasyon nedir? Popülasyon, bunu komünite ekolojisinde de söylemiştik aslında. Ekosistem ekolojisinde de söylemiştik. Belirli konuların içerisinde geçtikçe zaten söylüyoruz, biliyorsunuz. Belirli bir alanda yaşayan aynı türe ait topluluk. En küçük canlı topluluğu. Şimdi burada önemli olan yine belirli bir alanın olmuş olması. Mesela denizdeki hamsiler dersem olmaz. Yani bunu belirtmem gerekir. Örneğin Karadeniz'deki hamsiler. Bu bir popülasyondur. Karadeniz'deki balıklar komüniteye giriyor. Ama Karadeniz'deki hamsiler tek bir türden bahsettiğim için burada popülasyon olmuş oluyor. Balıklar dediğimde içinde hamsi vardır, mezgit vardır, işte bir daha başka balık türleri vardır. O zaman komünite olmuş olur. Ya da mesela ne örnek verelim? Nazik Gölü'ndeki alabalıklar. İşte burada da ben hem bir türden bahsettim hem de onun yaşadığı alanı belirttim. Alanı belirtmek kaydıyla buradaki en küçük aynı türe ait topluluk popülasyon olmuş oluyor. Buradaki bahsettiğim alan küçük de olabilir, büyük de. Önemli olan alanı belirlemiş olmam. Yani büyüklüğü, küçüklüğü önemli değil. Burada bahsedeceğimiz bir diğer tanım popülasyon yoğunluğu. Şimdi yoğunluktan her konuda az çok bahsettik yoğunluğun ne olduğundan. Yoğunluk sayıyla alakalıdır tabii ki ama burada önemli olan yine birim alandaki sayının miktarıdır. Yani yoğunluk, popülasyon yoğunluğu demek birim alana düşen birey sayısı. Mesela şöyle düşünün. Şurası işte 2 metrekare bir alan olmuş olsun. Şurası da yine 2 metrekare bir alan. Burada alanlar eşit ama burada atıyorum 5 birey var. Burada atıyorum 50 birey var. Şimdi hangisinin daha yoğun olduğunu söyleyebilirim. Tabii ki bu ikinci alanın. Çünkü birim alana düşen birey sayısı burada daha fazla olmuş oluyor. Ya da mesela bunu şu şekilde de değiştirebilirim. Şurası örneğin 2 metrekare alan olmuş olsun. Şurası da 5 metrekare alan olmuş olsun. Burada da 10 birey var diyelim. Burada da 10 birey var ama bakın birey sayıları aynı olmasına rağmen buradaki alanım daha büyük. Dolayısıyla burada metrekareye düşen birey sayım daha az. Yoğunluk daha az olacak yani. O zaman popülasyon yoğunluğu hem alan miktarına, birim alana göre hem de buradaki bulunan birey sayısına göre değişiklik gösterecektir. Dolayısıyla burada önemli olan alan, birim alana düşen birey sayısı. Mesela işte 1 metrekaredeki penguen sayısı. Burada popülasyonun yoğunluğunu belirlemiş oluyorum. Çevresel koşullara göre değişir popülasyon yoğunluğu. Oradaki doğum oranına, ölüm oranına, doğum oranı oradaki yoğunluğu artırır. Ölüm oranı oradaki yoğunluğu azaltır. Veya dışa göç. Bu alandan dışarıya göç ederse yoğunluk azalır. Ya da içe göç. Bu alana göç gelirse dolayısıyla ne olmuş olur? Yoğunluk da yine azalmış olur. Bir diğer tanımı popülasyon büyüklüğü. Şimdi yoğunlukta asıl olan birim alandaki birey sayısıydı. Popülasyon büyüklüğü ise belirli bir zaman aralığında popülasyondaki birey sayısıdır. Burada da belirli bir zaman aralığı var. Popülasyondaki birey sayısı. Şimdi burada popülasyon büyüklüğünü belirlediğim faktörler var. Popülasyon büyüklüğünü değiştiren faktörler yani. Nedir o? Popülasyon yoğunluğunda doğum ve içe göçler popülasyonu artıran faktörlerdir. Doğum olduğu zaman birey sayısı artacak ya da içe göç olduğu zaman birey sayısı artacak biraz önce söylediğim gibi. Ve ölüm
Ve bu popülasyondan dışa göçler popülasyondaki birey sayısını azaltacaktır. Bu ikisinin farkı bize popülasyon büyüklüğünü verir. Şimdi ben buna A diyeyim, buna da B diyeyim. Şimdi bu durumda eğer A büyük B olursa, yani doğum ve içe göç oranı ölüm ve içe göçten büyük olursa, popülasyon büyüklüğü birden büyük bir rakam çıkacaktır. Dolayısıyla burada popülasyon ne yapacak? Büyüyecek. Eğer A eşit B olursa, yani doğum ve içe göç, ölüm ve dışa göçe eşit olursa, bu durumda da popülasyon dengede demektir. Yani ne büyüyor ne küçülüyor. Stabil bir şekilde kalıyor. A küçük B dersek, yani doğum ve içe göç, ölüm ve dışa göçten daha azdır dersek, buradaki bu fark birden küçük bir rakam olacaktır. Bu durumda da popülasyon küçülür diyoruz. İşte bu şekilde popülasyon büyüklüğünü biz bu 4 faktöre bağlı olarak gösterebiliyoruz. Şimdi popülasyondaki birey sayılarındaki değişimler büyüme eğrileriyle gösteriliyor. Hemen bu büyüme eğrilerine bakalım. Bu konudaki sorular karşımıza daha çok grafik olarak çıkıyor. O yüzden bu konuda grafikler oldukça önemlidir. Şimdi bu grafiklerden çok önemli olan iki tane büyüme eğrisi var. Bir tanesi S tipi büyüme eğrisi. Yan yana göstereceğim. Bir tanesi de J tipi büyüme eğrisi. Şimdi bunların biri S'ye, biri de J'ye benzediği için bu şekilde isimlendirilmiş. Şöyle bir önce grafiğe bakalım. Ondan sonra grafikteki her bir alanı açıklayalım. Burası zaman olsun. Burası da birey sayısı. Yine J tipinde de aynı şekilde. Burası zaman olmuş olsun. Burası da birey sayısı. Şimdi buradaki grafiğim şöyle gerçekten bir S gibi. Şu şekilde. 4 tane farklı bölüme ayırıyorum burayı. Burası 1. Burası 2. Burası 3. alan ve burası da 4. alan olmuş oluyor. J tipine ise onu birazdan göstereyim. Önce şu S tipini açıklayalım. Şimdi burada birinci evreye biz kuruluş evresi adını veriyoruz. Kuruluş evresi dediğim adı üzerinde popülasyon bir yere yeni yerleşmiş ve burada birey sayısını ya da yaşama alanını yeni kuruyor. O zaman burada diyorum ki ben popülasyon ilk girdiği ortama yerleşir. Yerleşir. Alışmaya başlar. Şimdi burada popülasyondaki bireylerin derdi ben bu alanı bir tanıyayım. Bu alanda düşmanım var mı? Bu alanda neyle beslenebilirim? Nasıl barınabilirim? Buradaki önemli olan temel ihtiyaçlar besin, barınma, su kaynakları ve güvenliktir. O yüzden burada üreme olayı çok azdır. Çünkü üreyip de sayısını artırmak için önce alanı tanımış olması gerekir. O yüzden kuruluş evresinde birey sayısını çok artırmıyor. Önce oraya yerleşiyor. İkinci evre logaritmik artış evresi. İşte bu evrede, logaritmik artış evresinde, popülasyon artık kuruluş evresinde buraya yerleşti, orayı tanıdı. O yüzden burada hızla birey sayısı artar. Hem de ne şekilde artar biliyor musunuz? Geometrik hızla. Yani geometrik hızla artış olur. İşte 2, 4 böyle hızlı hızlı bir şekilde birey sayısını artırır. Çünkü uyum sağlamıştır. Bu evrede, bu önemli, büyüme hızı maksimumdur. Yani en hızlı şekilde artış gösterir. İkinci evre şurası. Şimdi üçüncü evreye gelelim. Üçüncü evrenin adı negatif artış evresi.
Şimdi negatif artış deyince işin içinden negatif geçtiği için sanki azalacak gibi geliyor size. Ama hayır, gördüğünüz gibi 3. evrede de yine birey sayısı artıyor mu? Evet, artıyor ama logaritmik artış evresindeki kadar hızla artmıyor. Çünkü burada birey sayısı 2. evrede çok hızlı arttığı için bireyler çok fazla artmaya bağlı olarak besin sıkıntısı, su sıkıntısı ya da barınma ihtiyacında problemler yaşayabiliyor. Ya da sayı çok fazla arttığı için salgın hastalıklar olabiliyor. O yüzden burada biz diyoruz ki çevre direncinden dolayı büyüme hızı düşer. Şimdi birey sayısı artıyor ama büyüme hızı artışın oranıdır. Yani şurada çok hızlı artarken burada da artıyor ama tek tük artıyor. Yani büyümenin hızı düştü. Birey sayısı düşmüyor. Buna dikkat edelim. Burada bir diğer terim çevre direnci. İşte çevre direnci birey sayısını kontrol altına alan, o popülasyondaki bireylerin çoğalmalarına karşı dışarıdan yapılan dirençtir. Besin kıtlığı bir çevre direncidir. Su kıtlığı, alan darlığı, salgın hastalıklar. Yani birey sayısını kontrol altına almaya çalışır. O bireylerin sayısının artışına engel olur. Dördüncüsü de denge evresi. Artık birey sayısı önce yerleşti, sonra birey sayısı hızla arttı. Sonra artık yavaş yavaş artmaya başladı. Çevre direnci artmıştı ve sonra popülasyon dengeye geldi. Burada birey sayısı yüksektir. Dolayısıyla yoğunluğun en yüksek olduğu evredir. Burada yoğunluk çok fazla. Ama popülasyon ne halinde? Denge halinde, adı üzerinde. Ve popülasyon burada, bu çok önemli, taşıma kapasitesine ulaşmıştır. Şimdi taşıma kapasitesi nedir? Bir popülasyonda bulunabilecek en fazla birey sayısı taşıma kapasitesidir. Bu şunun gibi düşünün. Mesela bir araba. Bu arabayla biz bir yere gideceğiz diyelim hep birlikte. Araba 7 kişilikse biz o arabaya 7 kişi oturabiliriz. 8. kişi olmaz. O arabanın taşıma kapasitesi 7'dir. Böyle düşünün. İşte burada da bu popülasyonun birey sayısı en fazla olabileceği sayı bu. Dolayısıyla popülasyonun taşıma kapasitesi budur. Taşıma kapasitesine şu denge evresinde ulaşılır. Bu önemli arkadaşlar. Gelelim J tipi büyüme eğrisine. Şimdi J tipi büyüme eğrisi şöyle. Burada birdenbire bakın sayı artış gösteriyor. Hatta sonra birdenbire de sayı azalıyor. Dolayısıyla bu bir takım özel durumlarda ortaya çıkıyor. Çok yaygın değil. Kimlerde görülüyor dersek J tipi büyüme eğrisine bazı omurgasızlar, özellikle omurgasızlardan böceklerde görülüyor. Mesela düşünsenize, belli bir zaman oluyor, belli bir dönem oluyor ve karıncalar birdenbire çok fazla artıyor. Hatta evlerimizde bile karıncalar böyle yiyecek bıraktığımızda anında orayı karıncalar basıyor mesela. Belli bir dönem onların sayısı birdenbire artıyor, sonra birden yok oluyorlar, sanki çekiliyorlar. Bunun gibi işte. Peki ne zaman oluyor bu? Kaynakların sınırlı olmadığı yerlerde. Kaynakların sınırlı olmadığı ve dolayısıyla çevre direncinin olmadığı zamanlarda J tipi büyüme eğrisini gösterebiliyor canlılar. Burada dikkat ederseniz hangi evre yok? Denge evresi yoktur. Dolayısıyla popülasyon dengeye ulaşmıyor. Birden artıyor ve birden azalıyor. Bireylerin aniden artıp aniden azaldığı topluluklar. İşte salgınlar, mevsimsel değişiklikler, onların yaşadığı şartların birden değişmesi gibi faktörler birdenbire sayılarını azaltabiliyor. Özellikle üreme çiftliklerindeki canlılar bu şekilde artışla beraber oluşturuluyorlar.
İşte alabalık çiftlikleri, somon çiftlikleri bu şekilde artış gösteriyorlar arkadaşlar. Onlar da J tipi eğri, büyüme eğrisi bu şekilde gözlenmiş oluyor. Şimdi burada en çok karşımıza çıkacak olan şu birey sayısıyla büyüme hızı arasındaki ilişki grafiği. Ben şimdi hemen size bu grafiklerden biraz bahsedeceğim. Sorularda çok fazla karşınıza çıkabiliyor. Şimdi birey sayısı ile büyüme hızı arasında şöyle bir ilişki var. Mesela diyelim ki şu bir grafik olsun. Burası zaman. Burası birey sayısı. Bakın, birey sayısı sürekli artıyor mu? Evet. Ama nasıl artıyor? Düzenli bir şekilde. İşte 2 iken 4, 4 iken 8, işte 8 iken 16. Dikkat ederseniz gayet düzenli artıyor. Şimdi buna bağlı olarak bana büyüme hızıyla ilgili bir grafik gösterirse ya da büyüme hızı grafiğini gösterip birey sayısı ile ilgili yorum yapmamı isterse nasıl olur? Bakın, büyüme hızı grafiğime bu şekilde. Büyüme hızım belli bir değerde ve her bir zaman aralığında aynı şekilde artıyor. Yani birey sayısı sabit olarak artarsa, yani 2, 4, 8 bu şekilde artış gösterirse büyüme hızı sabit olur. Büyüme hızının sabit olması demek birey sayısı artmıyor demek değildir. Birey sayısı da sabit hızla artıyor demektir, yani aynı şekilde artıyor. Büyüme hızının sabit oluşu sakın ha sizi yanıltmasın. Bunu şöyle düşünün. Araçla gidiyorsunuz. Aracınızın hızı 20 kilometre gidiyorsun, 30 gidiyorsun. Artıyor hız. Tamam, artabilir. Peki şöyle gitsen, araca bindin, gidiyorsun. Hızın 70 kilometrede sabit. Hızın sabit 70'te. Sen yol almıyor musun? Tabii ki yol alıyorsun. Sabit hızla yol almış oluyorsun. Yine gidiyorsun. İşte büyüme hızının sabit oluşu demek birey sayısının da artışı ama sabit artış gösterdiği anlamına gelir. Peki şöyle bir grafik olursa, yine burası birey sayısı ve zaman. Bakın, birey sayısı sabit. Birey sayısı sabitse bunun büyüme hızı grafiği nasıldır? Peki birey sayımda değişim var mı? Hayır, birey sayım hep atıyorum 150. İşte bunun büyüme hızı grafiği bu. Büyüme hızı kaç? 0. Çünkü birey sayım değişmediği için, artmadığı için bu durumda benim birey sayım da sabit. Birey sayım sabitse o popülasyon için ne diyebilirim ben? Şu grafiğe bakarsam. İşte popülasyon taşıma kapasitesine ulaşmış diyebilirim. Bu durumda popülasyon taşıma kapasitesine ulaştığında birey sayısı sabit, denge halindedir. Büyüme hızı da sıfırdır. Çünkü taşıma kapasitesine ulaşmıştır diyebilirim. Yani bu durumda işte doğum ve içe göç, ölüm ve dışa göçe eşit diyebilirim örneğin. Peki şu grafiğimizin büyüme hızına bakalım. Hani S tipi büyüme eğrimiz vardı ya, 1, 2, 3 ve 4. S tipi büyüme eğrisi. Burası birey sayısı. Bu da bu grafiğimin, bunlar bu grafiklere ait büyüme hızı grafikleri. Şimdi büyüme hızına bakacak olursam, birinci evrede birey sayısı çok fazla artmıyor. Azıcık artıyor, değil mi? Dolayısıyla hafif bir artış var. En fazla ikinci evrede çok fazla artış var. Sonra üçüncü evrede negatif artış evresiydi. Birey sayısı çok fazla artmıyor. Yavaş yavaş artıyor. Dolayısıyla büyüme hızım ne yapacak? Azalacak ve dördüncü evre denge evresi. Şimdi o zaman bakacak olursam ben, şurası bir, hafif bir büyüme hızı var. En fazla artış 2. Burası 3. Bakın büyüme hızı azalıyor. Zaten biz 3. evre için ne demiştik? Büyüme hızı düşer demiştik. Ama birey sayısı artıyor. Büyüme hızından farklı bir şey. Ve 4. evrede büyüme hızını ne yaptık? 0 yaptık. Çünkü neye girdi? Dengeye girmiş oldu. Şimdi popülasyonda yaşa bağlı olarak grafiklerimiz var. Hemen o grafiklerden bahsedeceğim şimdi. Ne grafiği? Yaşa bağlı hayatta kalma eğrisi. Bu da karşımıza yine çıkıyor. Yaşa bağlı hayatta kalma
eğrileri diyelim. Şimdi şöyle hepsini bir grafik üzerinde göstereceğim. Burası bireyin yaşı olsun. Mesela şurası ortalama 50 olsun. Burası da 100 olsun. Bu da 0. Şimdi burada birkaç tip büyüme eğrisinden bahsedeceğim. Birinci büyüme eğrim şöyle. Tabii ki ben şekilleri güzel çizemediğim için. Çizebildim. Birincisi böyle olmuş olsun. Bir diğeri şöyle olmuş olsun. Ve öbürünü de mavi çizeceğim. Bu şekilde olmuş olsun. Şimdi şuna tip 1 diyelim. Bu ortadaki tip 2 eğrisi olsun. Ve bu da tip 3 olmuş olsun. Şimdi birinci eğriden bahsedeyim. Tip 1, yani birinci eğri. Burada dikkat ederseniz şurası yaş, burası genç yaşı gösteriyor. Gittikçe 100'e doğru yaklaşıyorum, yaşlanıyor. Dikkat ederseniz gençler oldukça güzel yaşıyorlar, değil mi? Ölüm oranı oldukça düşük. Genç yaşta ölüm az ama yaşlandıkça ölüm fazlalaşıyor. Dolayısıyla tip 1'de ne diyeceğim? Genç yaşta ölüm az. Yaşlandıkça ölüm fazlalaşıyor. O zaman bu gençler ve yavrular ölmüyor. O zaman bunun için ben şöyle bir yorum yapabilirim. Yavru bakımı vardır. Yavrulara bakarlar. Ve her seferinde fazla yavru oluşmaz genel olarak. Bakabilecekleri kadar yavruları olur ve yavru bakımıyla beraber bu yavruların yaşamasını sağlarlar. Bunun en önemli örneği insanlar. İnsanlarda olmuş olduğu gibi. Tabii ki istisnai olarak çoklu doğumlar olabilir ama genel olarak yavruları azdır. Tip 2'ye bakacak olursak bunun her yaşta ölüm var. Gençler de ölüyor, yaşlılar da ölüyor. Bakın sayı bu şekilde ölüyor. Şuraya da yazmayı unutmuşum. Yaşayan birey sayısı. Şimdi bakın burada yaşayan birey sayısı genç yaşta da aynı şekilde azalıyor. Yaşlandıkça da yine aynı şekilde ölüm oluyor. Dolayısıyla tip 2 için diyebilirim ki her yaşta ölüm oranı sabit. Yavrular da ölebiliyor, yaşlılar da ölebiliyor. Özellikle bu bitkilerde ya da kemirgenler gibi canlılarda karşımıza çıkıyor. Ve sonuncusu tip 3. Tip 3'e bakacak olursak tip 3 hep gençken ölüyor. Yaşlılar daha çok yaşıyorlar. Burada şöyle diyebilirim. Genç bireylerin çok küçük yazdım. Hayatta kalma oranları düşüktür. O zaman ben bunlar için şöyle diyebilir miyim? Yavru bakımı yok. Ve tek seferde çok yavru oluşur. Dolayısıyla çok yavru oluştuğu için yavrularına bakamazlar ve ölür. Midye gibi, balık gibi deniz omurgasızlarında özellikle çok fazla bu görülmüş oluyor arkadaşlar. Yaşa bağlı da popülasyonda birey sayısı bu şekilde değişmiş oluyor. Şimdi gelelim popülasyon dağılımına. Şimdi popülasyon dağılımını yine burada 3 şekilde göstereceğim. Popülasyon dağılımı diyelim. Burada bireylerin alan içindeki yerleşimini ifade ediyor. Birincisi kümeli dağılım. İkincisi yanına yazalım düzenli dağılım. Ve üçüncüsü rastgele dağılım. Şimdi 3 şekilde dağılım oluyor. Şimdi kümeli dağılım şöyle. Şu bir alan olsun. Üçünü de böyle bir alanla göstereyim. Şimdi kümeli dağılımda şu şekilde gruplaşma var. Bakın bir grup buraya toplanmış mesela. Bir grup buraya. Bir grup buraya. Kümeli dağılım bu şekilde. Yani bir şeyin etrafında birikmişler gibi.
Burada gruplar arası uzaklık fazladır. Birey sayıları da fazladır. Özellikle bu sürü oluşturarak bir arada kalan canlılarda görülüyor. Şöyle diyelim, sürü oluşturanlar diyelim. Belli bir nedenle bir araya gelirler. Mesela beslenmek için. Mesela işte avlanmak için. Ya da mesela korunmak için avcılarından. Ya da bir su kaynağı varsa bir araya geliyorlar. Mesela mantarlar besinlerin bol olduğu yerlerde birikirler. İşte kurtlar daha kolay avlanmak için bir arada bulunurlar. Kuşlar kendilerini savunmak için beraber uçarlar. Ya da bitkiler ya su kaynağına ya da ışığa göre bir yerde dağılım, çoğalım gösterirler. Dolayısıyla biz buna kümeli dağılım adını veriyoruz. Belli bir nedenden bir araya geliyorlar. Burada gruplar arası uzaklık oldukça fazla. Şimdi düzenli dağılıma bakacak olursak, bakın. Sanki böyle ölçülmüş gibi. Burada bireyler arası uzaklık benzerdir diyelim. Tabii ki sabit değildir ama benzerdir. Ve bireyler arasında sıkı bir iletişim vardır düzenli dağılımda. Bireyler arasında sıkı bir iletişim vardır ama yine alan, savunma, besin, çiftleşme gibi nedenlerle rekabet yapılır. Ve bu düzenli dağılım çok yaygın değildir. İşte kral penguenler, karaçamlar bu şekilde düzenli dağılım gösteren bireylerdir. Şimdi gelelim rastgele dağılıma. Yani böyle bir boncuğu attığında rastgele dağılır ya, işte aynı o şekilde olur. Burada karşılıklı bir etkileşim yok. Yani bunlar rastgele, belli bir anlamı yok. Burada rastgele dağılım gösteren bireyler kendine bir alan seçer. Aralarındaki mesafe farklıdır. Yani burada birey kendiliğinden kendine bir alan seçer ve bu şekilde yaşar. Bireyler arasında etkileşim oldukça az. İşte kara indiba tohumları mesela rastgele dağılır. Her yerde bu kara indibaları görebilirsiniz. Değişik bir ya aralarında iletişim, farklı bir dağılım yoktur. Bu şekilde olmuş oluyor. Şimdi gelelim bir de popülasyonda son olarak yaş dağılımına. Popülasyondaki bireylerin yaşlarının dağılımına. Popülasyonda yaş dağılımı. Şimdi popülasyonda 3 tip yaş vardır. Genç, ergin ya da yetişkin ve yaşlı. Şimdi bunların şöyle bir durumu var. Gençler üreme öncesi dönemdedir. Yani henüz üremeye başlamamış ama yaşı ilerlediğinde üreyecek. Yetişkinler üreme döneminde, yaşlılar ise üreme sonrası dönem. Üremiş artık üremeyecek. Şimdi burada 3 şekilde biz bunu görüyoruz. Birincisi genel olarak bu şekilde. Nasıl oluyor? Şimdi 3 grup canlı var dedik. Bu piramit şeklinde olan büyüme grafiğinde bu en alttakiler gençleri, ortadakiler ergin ve tepedekiler de yaşlıları gösteriyor. En fazla sayıda olan gördüğünüz gibi gençler. Bu ne anlama geliyor? Üreme öncesindeler ama ergin yaşa geldiklerinde üreyecekler. Dolayısıyla bu popülasyonda üreyecek birey sayısı oldukça fazla. O zaman ben bunun için diyorum ki büyüyen, pardon, popülasyon. Gelelim bir diğerine. Bir diğeri de genel olarak şöyledir. Aşağısı yukarısı aynı. Yani genç, ergin, yaşlı. Dikkat ettiyseniz gençler, ergin, yaşlı hepsi aynı. Ölecek, doğacak, üreyecek. Dolayısıyla ben bunun için diyorum ki dengede popülasyon ve sonuncusu da şu şekilde. Yani bir baştakinin tersi şeklinde gençler, erginler ve yaşlılar. Dikkat ettiyseniz burada yaşlılar fazla, gençler az. Yani gençler ergin hale geldikleri zaman çok fazla üremeyecekler. Burada ise ben buna diyorum ki
Gerileyen popülasyon, yani çok fazla üremeyecek, gerileyecek çünkü ölenlerin sayısı daha fazla olacaktır diyoruz. İşte popülasyonda yaş dağılımı da bu şekilde olmuş oluyor arkadaşlar. Evet, popülasyon ekolojisinde sonuna geldik. Bu konuyla beraber arkadaşlar 11. sınıf konularımızı bitirmiş olduk. Bu ana kadar 11. sınıf konuları veya AYT için videolarımı izleyen sizlere teşekkür ediyorum. Eğer AYT için veya 12. sınıf için tekrar videolarımı izlemek isterseniz 12. sınıf videolarından devam edeceğim. Umarım sizler için faydalı olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinize başarılar diliyorum.